yürütülmekte. Bu kapsamda da toplam 49 bin metreküp endüstriyel, 24 bin metreküp siterde yakacak otun üretimi yapılmış. Yine 299 hektar alan ağaçlandırılmıştır 2016 yılı içerisinde. Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy ilçelerimizde 24 köyde 79 ünite süt sığırcılığı, 26 ünite süt koyuculuğu, 11 ünite mantolama ve kap kaloriferi için toplam 1 milyon 198 bin TL kredi verilmiştir. Değerli arkadaşlar, ilimizdeki bütün yatırımları biz yatırım izleme koordinasyon kurulumuz var. Onun başkanlığımız var. Onun vasıtasıyla yapıyoruz yatırımlarımızı. Ayrıca tabii Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, yine bakanlıklar ve diğer kurumlar da bunu yapıyor. Fakat son düzenlemeyle artık YİKOP dediğimiz yatırım izleme kurulumu başkanlığımız tüzel kişiliğine kavuştuğu için bundan sonra bu işlemlerimiz daha hızlı şekilde yürütülecektir. Bu yıl içerisinde toplam YİKOP tarafından büyük ihale 25 ihale yapılmış olup bu önemli ihalelerde 112 acil çağrı merkezi için son aşamaya geldik. Onun bu yıl yeni ihalesini yapacağız. Onu arkadaşlar hazırlığını tamamladılar. Çorlu Hükümet buna bir ay içerisinde bitireceğiz inşallah. Burası son aşamaya geldi. Süleymanpaşa Hükümet Konağı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl sonunda onu da tamamlamayı hedefliyoruz. Eğer gene aynı şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor, onu da yine bu yıl sonuna yetiştirmeyi düşünüyoruz. Kapaklı Hükümet Konağımız orada da biraz geride Ergene ve Süleymanpaşa'ya göre ama onun da hedefimiz inşallah 2018 yılı Mart ayına doğru onu da tamamlama hedefindeyiz. Bunun dışında diğer yatırımlarımız aynı ciddiyetle devam ediyor. Ben 2016 yılında daha iyi, daha huzurlu ve gerçekten hem yatırım açısından hem ülkemiz açısından daha verimli bir 2017 yılı için hep birlikte el birliğiyle güzel çalışmalara inşallah imza atarız diyorum. Ben katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı arkadaşlar Ocak ayında yapacaktık. Gerek kış şartları nedeniyle, gerekse bir takım toplantı ve şeyler nedeniyle bu güne kaldı. O nedenle de sizlerden özür diliyoruz. Çünkü yılbaşı olduğundan dolayı Ocak ayında bir genel değerlendirme yapmayı planlıyorduk. Fakat ancak bugüne nasipmiş. Ben tüm basın mensubu arkadaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız olursa da kısa alıp inşallah siz de fazla da bekletmeden çünkü hepinizin işi var. Onu biliyorum. Üniversiteye gidecek olanlar bile olduğu için kar varmış Sayın Valim. Nerede? Protestan tarafı.